Projemizdeki amacımız dediğimiz gibi günübirlik bölgemize gelen turizmcilere bölgemizin tarihi, kültürel yapısı, tarımsal ve hayvansal değerleri ve bunların sonucunda ortaya çıkan ürünlerin ticaretini yapmak ve bir nevi pazarlamasını yaparak bölge halkına ekonomik değerler kazandırmak amacıyla gerçekleştirdik. Projemizin süresi 1 yıl, toplam maliyeti 198.000 lira. Bu maliyetin 156.000 lirasını %90'lık bir oranını Kalkınma Ajansı destekledi. Geri kalan 42.000 liralık bir oranı belediyemiz karşıladı. Fakat bu oranda nakdi olarak değil personel giderleri olarak eş finansman olarak sağlandı. Proje Akyurt Belediyesi proje sahibi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü proje ortağımız ve bölgede faaliyet gösteren Atlı Doğa Gezginleri Derneği de proje ortağımızdır. Projede yapılan faaliyetler tanıtım. İlk önce projemizi tanıtım amacıyla bazı broşürler, yazılar, afişler ve bilgilendirme yazıları yaparak gerekli noktalarda projenin tanıtımıyla ilgili faaliyetler yapıldı ve tanıtım faaliyetleri sürekli devam edecek. Çünkü proje kapsamında ortaya çıkan ürünlerin de satışı için tanıtım çok önemli. Tarım faaliyetleri proje kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bünyesinde bir takım kurslar verildi. Bu kurslara birazdan değineceğim. Tarımsal olarak da bölgede kendine yeter vaziyette üretim yapan çiftçilerimize yönelik kurslar verilerek daha kaliteli ve daha verimli ürünler çıkartılarak ekonomiye kazandırılması amaçlandı. Eğitim faaliyetleri gene proje ortağımız Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bölgemizdeki çiftçilere ve bölge halkına yönelik bir takım kurslar verildi. Bunlar bitki zararlarıyla mücadele, meyve bahçelerinde gübreleme, meyve ağaçlarında budama, meyvelerde hasat ve muhafaza, organik tarım, sebze fidesi üretimi, İşletmelerde hijyen, pekmez üretimi, pestil üretimi, açık alan satıcıları, basit nakış iğne teknikleri, kilim dokuma, turistik ve hediyelik eşya yapımı olmak üzere toplamda 14 tane kurs düzenlendi. 12 tanesi yapıldı, bitti, 2 tanesi yapılacak. Toplamda katılan kursiyer sayısı 208 kişi. Bayanların sayısı 160 kişi. 160 tane bayana da proje kapsamında ulaşıp kurs verilmiş olundu. Projemiz dediğimiz gibi bu bölgede birileri köylülerimiz, bölge halkımız sürekli tarım yapmakta, hayvancılık yapmakta ve kendine yeter hale, sadece kendine yeter ürünler çıkartmaktadır. Projemizin asıl amacı kendine yeter olup fazlalığını bölgeye gelen misafirlerimize ekonomik olarak değerlendirmek ve bölge halkına bir nevi katkı sağlamak. Asıl amacımız bu olduğu için küçük üreticilere bahçelerinde yapmış olduğu ürünleri üretip domatesini, biberini, yoğurdunu, sütünü, yumurtasını, işte yapmış olduğu her türlü ürünleri getirip burada satışını yapabilecek. Asıl amacımız bu olacak. Yani sonuçta herkes bir şekilde elindeki fazla ürünü satmak için pazar aramaktadır. Bölgemizde de potansiyel bir pazar alanı olduğu için burada değerlendirebileceğiz. Ki şu ana kadar gördüğümüz ilgi bu amacımızı gerçekleştirdiğimizi kanıtlamaktadır. İleriki günlerde de mesire alanımızın yanında olması da haliyle bizim projemize başka bir açıdan değer katmaktadır. Şöyle söyleyebilirim ki hafta sonları buraya mesire alanına piknik yapmaya gelen kişi sayısı 3000 kişiyi bulmaktadır. Diğer misafirleri falan da saydığımız zaman 5000 kişiye yakın bir misafir girişi olmaktadır hafta sonları Güzelhisar mevkisine. Bu standların buraya kurulmasındaki sebebimiz ise ana yol kenarlarına kurulması her zaman için mantıklıdır. Fakat bizim şu an Çankırı yolunda bir inşaatımız olduğu için ilk etapta oraya yerleştiremedik. Tabii sürdürülebilirlik boyutunda bu tür satış alanlarının yaygınlaştırılmasını belediyemiz olarak başta başkanım olmak üzere destekleyerek değişik noktalarda kurabiliriz. Tabii bunlardan en büyük destek bize muhtarlardan gelecek. 3-4 köy diyecek ki biz birleşip ürünlerimizi çıkartabiliriz. Şu noktada bize bir stand yapılabilirse diye böyle bir proje önerileriyle gelinirse desteklenebilir. İnşallah sürdürülebilirlik boyutunda da herhangi bir sıkıntı çıkmadan bölge halkı bu şekilde ekonomik değer kazandırarak ürünlerine faaliyetlerini sürdürecek diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Kıymetli Güzelhisarlı hemşerilerim, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Tabii Akyurt Belediyesi olarak birçok projeye imza attık ama en anlamlı projelerden bir tanesi de bu olduğuna inanıyorum. Çünkü bu proje özellikle bölge halkıyla belediyenin, halk eğitimin ve buradaki Doğa Atlı Spor Kulübü ile beraber yapmış olduğumuz bu proje gerçekten bölgedeki insanlarımıza hitap edecek, bölgedeki insanlarımıza gelir sağlayacak bir proje katkı sağladığından dolayı anlamlı projelerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Daha önce biliyorsunuz biz kaymakamlığımızla beraber Ankara Armutu projesini yapmıştık. Gerçekten o projeyle beraber bizim bölgemizdeki Ankara Armutu'nun varlığının ve Ankara Armutu üretilmesiyle ilgili gayretlerimiz neticesinde önümüzdeki yıllar içerisinde göreceksiniz ki bu bölgede ciddi şekilde Ankara Armutu üretilecek ve ciddi şekilde Ankara Armutu'nun satılacağına inanıyorum. Çünkü bu proje özellikle Ankara Armutu projesiyle beraber aşağı yukarı vatandaşımıza 12.000 civarında fidan dağıtmıştık. Bu önümüzdeki yıllarda bu fidanlar meyvelerini vermeye başlayacak. Çünkü bu sene 3. yılı. Bu sene artık meyve verme dönemleri başlayacak. Ve Ankara Armutu'yla biz Ankara'da birçok yeni ürünler üreterek Ankara Armutu'nun da ön planda bu bölgedeki varlığını ortaya çıkartmış olacağız. Tabii biraz önce özellikle proje koordinatörümüz Ömer Bey ekibine, halk eğitime, Atlı Doğa Spor Kulübü'ne, kaymakamlığımıza ve Güzelhisar'daki muhtarımıza, ekibine bu projenin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim buradaki en büyük hedeflerimizden bir tanesi de Güzelhisar'daki vatandaşlarımızın bu satış standlarından faydalanarak kendi ürettikleri ürünleri burada satmalarını sağlamak. Gerçekten bizim bu bölge her şekliyle adı gibi güzel bir bölge. Meyvesi, domatesi, sebzesi, gözlemesi ve yumurtası bunlar burada çok rahat satılabilecek ve hafta sonunda buraya piknik alanına geldiğinde insanların yer bulamadığı bir piknik alanı burası. Ben şunu biliyorum ki önümüzdeki yıllarda Güzelhisar bölgesi Ankara'nın en cazip piknik alanları ve dinlenme bölgelerinden bir tanesine dönüşecek. Çünkü yapmış olduğumuz imar planlamasında bu bölgede 1500 dönümlük bir rekreasyon alanı bıraktık. Ve 1500 dönüm rekreasyon alanının içerisinde şu anda herhangi bir kamulaştırma bulunmuyor. Yani bu şu demek ki önümüzdeki günlerde her an yatırıma dönüşebilecek Güzelhisar'dan başlayıp ta Çınar'ın Kapaklı mevkisine kadar o bölgeye kadar 1500 dönümlük önümüzdeki günlerde bir Göksu'dan, bir Harikalar Diyarı'ndan aşağı kalmayacak örnek projelerin yapılacağı bir bölgeye dönüşecek. Şimdi bizim esas hedeflerimizden bir tanesi de şudur bu bölgede. Tabii buranın eski ismi Kızılhisar'dır. Kızılhisar isminin altında bir gerçek var. Yani demek ki geçmişte burada bir hisar kalıntısı vardır diye düşünüyoruz. Yani bu isimler tesadüf gelmemiştir, tesadüf konmamıştır. Eğer böyle bir kalıntıyla ilgili bilgisi ve bize ulaştırmak istediği, bilgilendirmek istediği bilgi sahibi olan arkadaşlarımız varsa bu konuyla ilgili de belediyede biz bu konuyla ilgili bir çalışma yapmak istiyoruz. onu da, o varlığı da bir ortaya çıkartabilirsek. Çünkü burası gerçekten eğer bir hisar olmasa buraya güzel Kızılhisar demezlerdi. İnşallah önümüzdeki günlerde hedefimiz şu karşıda gördüğümüz tepe var. O tepenin üzerine bir kale düşünüyoruz. O kalede işte yemek yiyebileceğimiz, oradan bölgeyi seyredebileceğimiz çok güzel bir kale projemiz hazırladık. Ama tabii kaynakla ilgili bir takım sıkıntılarımız var. Önümüzdeki yıllar içerisinde o kaynağı bulduğumuzda da bu bölgede gerçekten muhteşem bir kale ile de orayı taşlandırmış olacağız. Aynı zamanda burası hem havalanından çıkan vatandaşın gördüğü bir nokta, hem de Ankara'dan Bursaklar civarından çıkıldığında bu noktanın görüldüğü bir noktadır burası. İnsanların kolayca ulaşıp ve burada da hem turizme hem de iç turizme destek verebilecek bir takım projeyi burada üretmenin hesabı içindeyiz. Projemiz esasında olarak hazır, proje olarak hazır. Elimizde mevcut bütün çıktılarını falan hazırlattık. Ama bir ekonomik, tabii biz önümüzdeki yıllarda burayı rahatlıkla Akyurt Belediyesi olarak yapabiliriz. Ama bir takım biliyorsunuz belediyemizin şu anda hem mahallelerimizde hem merkezde fiziki imkanlarla ilgili bir takım eksiklikleri gidermek üzereyiz. Belki 3-5 yıl sonra kendi kaynağımızla bile yapabileceğimiz bir proje diye düşünüyorum. Tabii burada şunu da görmek lazım. Özellikle biz Güzelhisar bölgesinde hem Güzelhisarlı vatandaşlarımızın bize verdiği desteklerden hem de Orman Bakanlığımızın bize verdiği desteklerden dolayı bu bölgede ciddi bir ağaçlandırma yaptık. Aşağı yukarı 100.000'e yakın bir ağaç diktik bu bölgeye. Tabii öncelikle şu civarda gördüğünüz çam ağaçları burada, onlar bizim belediyemiz desteğimizin verdiği ama Güzelhisar halkının özellikle gayretiyle dikilmiş ağaçlardır. Burada Güzelhisarlı vatandaşlarıma da, arkadaşlarıma, kardeşlerime hepsine de çok teşekkür ediyorum. Bakın o ağaçlar şimdi artık ortaya çıkmaya başladı. Belki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra çok daha kıymetli, çok daha değerli olacak. Çünkü burası da, bu bölgenin tamamı, bu tepelerin tamamı bizim rekreasyon alanı içerisinde kalıyor. Orada yapılaşma olmayacak ve bu bölgede de ta Kapaklı'ya kadar yapacağımız bu planlamayla beraber bu bölge iç turizmin en hareketli yerlerinden bir tanesi olacak. Kısacası şunu söylemek istiyorum. Gerçekten biz Akyurt Belediyesi olarak üretmiş olduğumuz projelerle Ankara'da farkındalık yaratan bir belediyeye dönüştük. Burada hem belediye personelimize hem Akyurt'taki diğer kurum kuruluşlarla beraber yakaladığımız sinerjinin meyvelerini alıyoruz. Bu projede katkı sağlayan, destek veren, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli misafirler, Akyurt Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ve dernek ortaklığında yürütmekte olduğu bu projenin safahatları konusunda bilgiler verildi. Bugün de burada bu proje kapsamında düzenlenen kurslar süresince ve devamında üretilen ürünlerin artık sergilenmeye hazır hale geldiği standların açılışında birlikteyiz. Kalkınma ajansları kurulduğu günden bugüne gerçekten de kırsal hayatın kendi iç dinamikleri içerisinde kendi kendine yeterliliği de içeren bu hayatın devamı konusunda çok önemli projelere destekler verdi. Bugün de Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteklediği ve belediyemizin düzenlemiş olduğu çok güzel bir projenin açılışında birlikteyiz. Tabii proje denilince bu tek başına belli bir ekonomik potansiyel ifade etmeyebilir. Projenin belli amaçları, hedefleri vardır. Belli bir inceleme sürecinden geçmiştir. Burada asıl önemli olan, proje belli bir süre sonra, örneğin 3 yıl sonra biter. Fakat bu bölgede yaşayan insanların farkındalık düzeyini arttırmak, kendi ürünlerini kendi kendine yeterli olan kısmının dışında nasıl pazarlayabilecekleri konusunda bir fikir sahibi olmalarını sağlamak ve bölgenin ekonomisine, özellikle küçük aile ekonomilerine katkı sağlamak şeklinde. İnşallah da biz bunu burada Güzelhisar mahallemizde ilerleyen süreçte birlikte müşahede edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü Güzelhisar mahallemiz Ankara'ya 20 kilometre uzaklıkta ve özellikle hafta sonları piknik ve mesire amaçlı çok fazla ziyaretçinin buraları ziyaret ettiğini görüyoruz. İnşallah burada özellikle hanımefendilerin kendi evlerinde üretmiş oldukları bu güzel ürünleri ve el sanatlarını pazarlama imkanları bulacaklar ve kendi aile ekonomilerine de katkı sağlamış olacaklar diye düşünüyorum. Bu projelerin inşallah bundan sonra devamı da geleceğini proje koordinatörümüz ifade ettiler. Bizler de böyle bu tarz açılışlarda bulunmak, bu projelerin yürüdüğünü, başarılı olduğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Bu anlamda katkı sunan muhtarlığımız, ilgili dernekler ve en başta da belediyemize ben içten teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah muvaffak oluruz bu projede ve kapanışını da başarılı bir şekilde hep beraber yapmayı temenni ettiğimi ifade ediyor. Saygılar sunuyorum. Ya Erhamer Rahim, sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Vermiş olduğun rızıklardan dolayı sana şükranlarımızı arz ediyoruz. Kabul eyle. Şu açılışını yapmak olduğumuz şu tesisimizi hayırlara vesile eyle. Emeği geçenlerden razı ol. Kendine kul, Habibine ümmet eyle. Ağzımızı tatlı, yuvamızı mutlu, kazançlarımızı helal ve bereketli, milletimizi, memleketimizi huzurlu eyle. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Yani her şey. Burası genelde bütün armutla alakalı. Burası armut bölgesi. Şimdi bunlar normal pazar değerinden daha yüksek bir değere sahip. Tabii yani el emeği olduğu için ekolojik bir yönü de var. Şu arka tarafa bir yazı yazdık. O bir ara gıda fuarımıza çok dikkat çekti. Evet. Organik değil, doğal. 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 Yani organik değil. Kelimesi biraz amacını açtı. Doğal. Biraz ağız tadı. Yani tamamen ev yapımı, hiçbir kimyasal kullanılmadan yapılan şeyler. Bunlar bizim eskiden hep evleri yaptığı şeyler. Erişte. Bu tutmaç. Bu konuda çok başarılı da olduk. Ömer Bey'in söylediği gibi bununla ilgili patent almak için uğraşıyoruz. Ve biz geçen sene özellikle park bahçelerde ürettiğimiz turşular, bu armut, buna özel bir isim koydunuz. Ankara Akyurt bohçası, sarması, bohçası diye özel bir isim koyduk buna da. Yani gerçekten Akyurt Belediyesi olarak farkındalığı yaratmak için uğraşıyoruz. Bakın bunları küçümsememek lazım. Önümüzdeki yıllarda şuna emin olun, bu fuarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Zaman zaman basında şöyle bir takım olaylar çıkıyor. Tabii biraz başlamamış olması dedikoduya da müsaade ediyor ama bu fuar alanı buraya yapılacak. Bu bölgede de çok farklı şeyler olacak yani.